I hope that all the players will be in a good shape to cope with this expectation. Really, I am hopeful, but I am also very careful because I know that it's the beginning of the season and we are rebuilding the team. Bence önemli bir gün olacak Bursaspor için. Çünkü evimizdeki sezonun ilk maçını oynayacağız. Evet, beklenti büyük ve taraftarımız oraya beklentiyle gelecek, stadı dolduracak biliyoruz. Ama biz bu baskıyla başa çıkabileceğimizi düşünüyoruz. İyi bir maç olmasını istiyoruz. İyi performans gösterdiğimiz bir maç olmasını istiyoruz. İlk maçtan sonra yaptığım açıklamalarda doğru yolda olduğumuzu, iyi yolda olduğumuzu düşündüğümü söylemiştim. Bunun arkasındayım hala. Umarım ki her oyuncum da, takımdaki her oyuncum da hafta sonu yapacağımız karşılaşma için kendisini hazırlar ve iyi bir karşılaşma ortaya koyabiliriz. Umutluyum hafta sonundaki karşılaşma için ama aynı zamanda da dikkatliyim. Çünkü yeni kurulan bir kadromuz var ve en iyi günümüzde olmamız gerekiyor iyi bir sonuç almak için. İki sakat futbolcu var. Bunların durumu oynayabilecekler mi? Deniz. Really, it's a big blow for us because he had a good first game. As I told you, he's on his way to be back, and but we have to cope with that, and another player will be on the pitch. Evet, Badu iyi durumda ve oynayabilecek durumda, ama Deniz kadroda olamayacak sakatlığından ötürü ve bence bu bizim için gerçekten çok büyük eksiklik. Çünkü tam da iyi performansa geri dönüyordu, iyi bir maç oynadığını düşünüyorum Başakşehir karşısında. Antrenmanlardaki katılımından da çok memnunum. Tam dediğim gibi tam geri dönüyordu, tam kendisini, ritmini yakalıyordu ve bizim için sahada olmayacak olması büyük bir eksiklik olacak. Delarge düşünüyor mu bu hafta? Delarge, do you consider him in the starting 11 for this week? Probably in the large squad. İlk 11'de olmasını beklemiyorum Delarge'in. Çünkü 90 dakika oynayabileceğini henüz düşünmüyorum. Yalnızca hafta başından beri bizimle, kısa bir süredir bizimle. Ama bir geniş kadroda olacağını düşünüyorum. Kadroda 21 kişilik kadroda olacağını düşünüyorum. Herkesin evet. Merak ettiği bir soru var. Özellikle transferlerle ilgili olarak. One question. Yanına hazırlıklarını sürüyorsunuz ama yanına transfer çalışmaları ekliyor. Son gelinen durum nedir? About the transfers. I have to deal with that and it is not easy. I am really aware of the difficult reality of the market. Hala iyi oyuncular bekliyorum. Bunu biliyorum ama bir yandan da transfer pazarının gerçekleri var. Ortada zor bir transfer pazarı var. Başkanımız ve bu konudaki direktörümüz açısından zor yürüyen bir şey var. Ama dediğim gibi umutluyum ve hala oyuncular bekliyorum. Hala kanat ve sağ bek konusunda mı çalışmalar sürüyor? Are we still working on wingers and right back? Yes, we are still working, yes. Evet, evet, hala bu konuda çalışıyoruz. İleriye forvet düşünüyor mu? Do you consider a striker? Even if I am the coach, I am capable to understand this reality. Evet, aynı zamanda bir forvette olabilir. Ama dediğim gibi zor ve transfer döneminin şu anda iyi bir forveti getirmek isterseniz mutlaka iyi bir ücret ödemek zorunda kalacaksınız. Dediğim gibi bir teknik direktör olmama rağmen transfer pazarının zorluklarının farkındayım ve bununla başa çıkmaya çalışıyorum. Kadro sayısını 26'ya indireceğim demişti ama genelde daha fazla. You said 26. I wanted to work with. We are not more than 26. Okay. No, really. Hayır, gerçekten bakabilirsiniz yani 26 kişiden daha fazla. Are we more than 26 at the moment? Sorry. Are we more than 26? Şu anda 26 kişiden fazla mı var? Are, 26 kişiden fazla mı görüyorsunuz? There are long term injuries. Yani uzun süreli sakatlarımız var kadromuzda. Mesela Bilal ben neredeyse geldiğimden beri sakat. Sercan yine uzun süreli bir sakatlık yaşadı. Başka büyük problemler de yaşıyoruz. Dolayısıyla kadromuzu belli oranda da tutmamız gerekiyor. Takım beklediği düzeye gelebildi mi? Çalışma ilk başladığı günden itibaren. Since the day you came here, did you catch the level that you wanted? I am looking forward to getting some new players, but I know that it is difficult. And impatient as not to push us to make mistakes. Evet, daha iyisini tabii ki istiyorum ama
Daha iyisini tabii ki istiyorum oyuncularımdan. Çünkü lig seviyesi gerçekten çok yüksek. İyi bir seviyede oynanan bir lig var. İyi rakiplere karşı rekabet etmemiz gerekiyor. Ve açıkçası bu rakipler iyi transferler yaptılar. Ama ilk maç gösterdi ki iyi durumdayız. Ben mutluyum ilk maçın performansından ötürü. İyi de transferler yaptığımızı düşünüyorum. Ekong, Çiçi, Agu gibi, Akuk, Agu, Badu, biraz önce Delarge gibi oyuncuları getirdik. Ve açıkçası doğrusunu söylemek gerekirse Başakşehir gibi bir rakibe karşı onların sahasında 1-0 yenilmek bir utanç değil an itibariyle. Çünkü iyi bir maç çıkarttık, iyi bir performans ortaya koyduk. Daha iyisini olmak istiyor muyuz? Evet, olacağız. Bir yandan daha iyi bir takım olmak istiyor muyuz? Evet, olmaya çalışıyoruz. Transfer istiyorum tabii ki ama gerçekliliklerin yani transfer pazarının gerçekliklerinin farkında olarak bunu istiyorum. Sabırsızlığın da bizi hata etmesine izin vermekten kaçınmak istiyorum bütün bunlar yaşanırken. İlk kez taraftarlarına çıkacak bir mesaj var mı tabii? First day against our supporters. We work hard to get that and I hope that the fans will be behind us. I hope that they will be aware that we make efforts to be back and for a good position in the league. Taraftarımızla ilk buluşmam olacak ve umarım bize destek çıkarlar. Çünkü gerçekten onların desteğine ihtiyacımız var. Özellikle bu tarz durumlarda bizim olduğumuz durum, yani kulüpler bizim olduğumuz durumda olduğunda taraftarın desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç olur. Çünkü yeniden kurmaya çalıştığımız bir takım, yeniden kurmaya çalıştığımız, baştan kurmaya çalıştığımız bir kadro var. Tabii ki taraftarın desteği bizim için her şeyi daha kolay kılacaktır bu geçiş döneminde. Daha önce de söylediğim gibi takım ve taraftar arasındaki ilişkinin tekrar kurulmasına dair çalışmalar yapıyoruz. Bence bu aradaki ilişkinin tekrar kurulabilmesi açısından takımın sahadaki durumu ve takımın sahadaki savaşçı ruhu gerçekten çok büyük önem taşıyacak. Bir yandan da taraftarımızın da bu çabalarımızı görüp bunu takdir ederek takımımıza daha fazla destek vermesini bekleyeceğiz aynı anda. Umarım çabamızı görürler ve iyi bir pozisyonda olmamız adına, takımın iyi bir pozisyonda olması adına desteklerini esirgemezler.